Kıymetli arkadaşlarım merhabalar. Ben bilgisarmal matematik yazarlarından Müslim Çelik. Bugün Türkiye geneli AYT denememizin üçüncüsünün geometri kısmını beraber çözmeye çalışacağız. Buyurun başlayalım. 30. soruyla başlıyorum. Bir kenar uzunluğu 6 birim olan mavi renkli kare şeklindeki karton ile bir kenar uzunluğu 8 birim olan sarı renkli kare şeklindeki kartondan bahsedilmiş. Öyleyse arkadaşlar Burada köşegen çektiğimde B köşesinden köşegen çektiğimde ve A köşesinden köşegenlerini oluşturduğumda burası kare olduğu için 45 derece 45 derece yani ikiz kenar dik üçgen oluşturacaktır. Buradaki açı değerlerimiz 45 derece oluyor. Şimdi aynı şekilde mavi karede de 45 dereceler oluştu. Öyleyse değerli arkadaşlarım bakın burası tüm açı 360 derece olmalı. 45 derece, 45 derece ve 150 derece. Öyleyse şuradaki dar açımızda 30 derece olmalı. Şimdi şu mavi ile gösterdiğim açı değeri 120 dereceyi oluşturdu. Bunun devamında şöyle yapalım. Bakın şu kırmızıyla gösterdiğim yerde bir üçgen oluştu ve tepe açısı da 120 derece. Öyleyse ben burada köşegen uzunluklarını bulayım. Sonra orada da kosinüs teoremi uygulayarak AB uzunluğunu bulabilirim. Şimdi sarının bir kenar uzunluğu 8 birimdi. O zaman bu 45-45-90 üçgeninde bir kenar dik kenarlardan biri 8 ise hipotenüs uzunluğu 10'un kök 2 katı olacaktır. Yani 8 kök 2 oluyor. Burası da 45 dereceydi yine 45-45-90 üçgeni oluştu. Bunun da bir kenar uzunluğu 6 idi. Öyleyse hipotenüs uzunluğu da 6 kök 2 olacaktır. Şimdi bu üçgeni temsili olarak şuraya çizdiğimde arkadaşlar şöyle. Şimdi. Şurası 8 kök 2 idi. Şu kenarımız 6 kök 2 idi. Ve ben AB uzunluğunu arıyordum. Yani şu kırmızıyla gösterdiğim ayrıt uzunluğunu arıyorum. Kenar uzunluğu. E buradaki tepe açımız da 120 dereceydi. Kosinüs teoremi uygularsam. 6 kök 2'nin karesi. Artı 8 kök 2'nin karesi. Eksi 2 tane 8 kök 2 çarpı 6 kök 2 çarpı. Açı değerimiz de cos 120 idi. Bu ne olacaktır? AB uzunluğunun karesini oluşturacaktır. Şimdi 6 kök 2, 6'nın karesi 36, kök 2'nin karesi 2, 36 çarpı 2'den 72 yapar. Artı 8, karesi 64, kök 2'den de 2 gelecek yani 128. Eksi 2 tane, kök 2'ler 2 yapacak. 8 ile de 6'yı çarptım 48. Cos 120 Aynı şekilde indirgeme formülleri gereği arkadaşlarım. Eksi cos 60 dereceye eşittir. Cos 60 da 1 bölü 2'dir. O zaman burası da çarpı eksi 1 bölü 2 oldu. Öyleyse arkadaşlar çarpım durumunda şu eksiler artıya dönüşecek. Ve ikilerden de bir tanesi sadeleşti. 72 ile 128'i topladığımda burası 200 yapacaktır. Artı ikiler sadeleşmişti. O zaman geriye 2 çarpı 48'den 96 kalacaktır devamında burası da 296 olarak bulunur. Ama benim aradığım şeyin karesiydi bu. AB uzunluğunun karesiydi. Kare köke alırsam. Şimdi 296 74 çarpı 4 demektir. E 4 kökten 2 olarak çıkar. Öyleyse AB uzunluğunu ben 2 kök 74 olarak buluyorum. Doğru cevabımız E şıkkıdır. 31. soruyla devam ediyorum. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Ve grafikleri y eşittir x doğrusuna göre simetrik olan. Öncelikle bu ne demek? Bunu algılamaya çalışalım. Bakın y eşittir x doğrusunu şöyle tahmini olarak çizdiğimde. Arkadaşlar bir fonksiyon y eşittir x doğrusuna göre simetrikse. Yani buna birinci açıortay ortay doğrusu da denilir. Fonksiyonun tersi alınmış olur. E, tersi alınınca ne oluyor? Bakın fx eşittir y dediğimizde bir fonksiyon tersi alınırsa tanım ile değer kümesi yer değiştirir. Yani f'in tersinde y eşittir x olacaktır. Buradan şu sonuca varıyorum. Bakın bunlar birbirinin tersi ise yani fx fonksiyonu gx fonksiyonu tersi ise tanım kümesi 2 ise arkadaşlarım. Bakın bunlar da ab uzunluğu eşit dediği için simetrik noktalardır. O zaman bunun absis değeri ile diğerinin ordinat değeri diğer fonksiyonun ordinat değeri ile de absis değeri aynı olmak zorunda. Çünkü bunlar birbirinin tersi. Demek ki burası 2 ise Bakın B noktasının apsisi 5 olduğuna göre demek ki bunun ordinatı 5 olmalıdır. Aynı mantıktan B noktasının apsisi 5 olduğu için ordinatı da 2 olmalıdır. Demek ki şu uzunluğu da 2 olarak buldum. Devamında arkadaşlar bizden kotanjan alfa istiyor. Öyleyse şöyle bir şey yapalım. Bakın şurada alfa değerini şurada beta değerini vermiş olalım. Buraya da beta dedik. O zaman burada iki tane dik üçgen oluştu. Birincisi şu yeşille gösterdiğim. Dikkat ederseniz alfa artı betadan dolayı. Hemen şurayı temizleyelim. O zaman bakın burada tanjant alfa artı betayı bulabilirim. Tanjant alfa artı beta. Karşı dik kenar şurası yani 5 olarak bulmuştum. Komşu dik kenar yani şurası orası da 2 olarak verilmişti. Toplam fark formüllerinden bu tanjantı açarsam tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta olacaktır. Bunun değeri 5 bölü 2 olarak bulundu. Şimdi bir de kırmızıyla göstereceğim. Beta'ya bağlı bir dik üçgen oluştu arkadaşlarım. Bakın burada. E burada da tanjant beta'yı bulabilirim. Tanjant beta nedir? Hemen bakın karşı dik kenarı 2. Komşu dik kenarı da 5. O zaman 2 bölü 5 diyebiliriz. Şimdi tanjant alfa yazmamak için her seferinde tanjant alfaya mesela x diyecektim ama önü kullandığım için k diyelim. O zaman şurada k diyelim. Tanjant betayı da buldum. 2 bölü 5. O zaman k artı 2 bölü 5 pay kısmı. Paydası da 1 eksi k çarpı 2 bölü 5. Tamam. Bu da 5 bölü 2'ye eşit. Burada gerekli düzenlemeleri yapmam lazım. 5 ile k'yı çarptım 5k. O zaman şurası 2 artı 5k bölü 5 oldu. Paydayı da 5 kere 1 5. Yani şu eksiyle içeri dağıttığımda 5 eksi 2k bölü 5. Pay ve paydada 5'ler ortak bulunduğu için bunlar sadeleşir değerli arkadaşlarım. O zaman dikkat edersek pay kısmında 5k artı 2 paydada ise 5 eksi 2k kaldı. Bu da 5 bölü 2'ye eşitti. İşler dışlar çarpımı yaptığımda burada 10k artı 4 eşit oldu 25 eksi 10k'ya. Eksi 10K'yı sol tarafa 4'e sağ tarafa atarsam bu da 20K eşittir 21 yapar. K'yı buradan 21 bölü 20 olarak buluyorum. Şimdi K dediğim değer aslında tanjant alfaydı. Tanjant alfa 21 bölü 20. Ama benden istediği dikkat edin kotanjant alfa. Tanjant ve kotanjant çarpma işlemine göre birbirinin tersiydi. O zaman kotanjant alfayı da şunları çarpma işlemine göre tersini aldığımda 20 bölü 21 olarak bulunacaktır. Bu yüzden doğru cevabım A şıkkı değil B şıkkıdır değerli arkadaşlarım. 32. soruyla devam ediyorum. Renkleri dışında özdeş olan daire diliminde iki tane karton verilmiş. Sarı renkli karton merkez açıları 1'den 5'e kadar olan rakamlar ile orantılı 5 daire dilimine ayrılırken gri renkli karton da merkez açıları 1'den 3'e kadar olan rakamlar ile orantılı 3 daire dilimine ayrılmış. Öyleyse şöyle düşünelim arkadaşlar. Mesela kolaylaştırmak için çiziyorum. Şimdi Şurada açı değerimiz alfa olsun. Şimdi 1 ile orantılı olsun. O zaman 2 ile orantılı olan 2 alfa, 3 ile orantılı olan da 3 alfa olacaktır. Bunların toplamı da 360 dereceye eşit olacak. Demek ki alfa, 2 alfa ve 3 alfa'nın toplamı tüm açıya yani 360 dereceye eşit oldu. Öyleyse 6 alt, alfa 360 derece. Sadeleştirdiğimde alfa'yı da 60 derece olarak buluyorum. İkincisinde de demişti ki 1'den 5'e kadar olan rakamlarla orantılı. Yani ona da beta dersek beta 2 sayısı 2 betayla 3 sayısı 3 beta 4 sayısı 4 betayla son olarak 5 sayısı da 5 betayla orantılı olacak. Buradaki ardışık toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 yani 5 çarpı 6 bölü 2'den hesaplarsam 15 betaya eşit oluyor. 15 beta 360 derece yani tüm açıya eşit 15 betayı 360'a eşitlediğimde ve 360'ı 15'e böldüğümde beta'yı buradan 24 derece olarak buluyorum. Şimdi gelelim açı değerlerini yazmaya. Şimdi birincisinde gri olan da 60 derece bulmuştum alfayı. Demek ki açı değerlerimiz 60, 120 ve 180 derece olacaktır. İkinci durumda da arkadaşlar beta'yı 24 bulmuştuk. Demek ki 24'ün katları yani 24, 48 derece, 72 derece, 96 derece ve 120 derece. Sorumuzun bizden istediği şu. Daha sonra elde edilen daire dilimlerinden farklı renkte iki tanesi seçilip yüzeyleri üst üste gelmeyecek şekilde birleştirilecek. Şimdi bunlar hani özdeş dairelerdi ya o zaman yarı çapları aynı. Yani birleştirmemde daire dilimlerini birleştirmemde herhangi bir sıkıntı yok. O yüzden arkadaşlar bunları birleştiriyorum ve yeni bir daire dilimi oluşturuyorum. E ne olacak? Demek ki bu açı değerlerini toplayacak ki o daire diliminin açı değerini bulalım. Buna göre elde edilecek yeni daire diliminin merkez açısının ölçüsü tabii ki buradan seçeceğim 2 tane açı değerlerinin toplamına eşit olacak. Misalen arkadaşlar 60 ile 24'ü seçtiğimde burası 84 derece yapacaktır. 84 derece olabilir. A şıkkı gitti. Peki 60 ile 48'i seçsem ne olacak? Bu sefer de 108 derece olacak. Bu da olabilir. Peki 180 derece ile 96'yı seçsem ne olacak? Bu da 276 derece yapacaktır. Olabilir. Bu 108 olabilir dedik. 276 da olabilir. Son olarak 180 ile 120'yi seçtiğimde de 300 derece olacaktır. Yani E şıkkındaki 300 de olabilir. Fark ettiyseniz C şıkkındaki 184'ü elde edemedim. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. 33. soruyla devam ediyorum. ABC gerçel sayılar ve a 0dan farklı olmak üzere 1, a ve b, noktalarından geçen bir doğrumuz var. Hemen çizelim. Tahmini bir doğru çiziyorum burada arkadaşlar. Şimdi birincisi 1, a'dan, burası olsun mesela 1, a noktasından ve diyor ki b, noktasına, o da burası olsun b, 0 noktasından geçen bir doğru ile 2x artı ay artı c eşittir 0 doğrusu. B virgül 0 noktasında dik kesişiyormuş. O zaman hemen bu doğruyu da çizelim. Dik kesişiyorsa tahmini şöyle bir doğrudur diğeri de. Hemen bunu da yazalım arkadaşlar. 2x artı ay artı c eşittir 0. Şimdi burası dikti. Demek ki eğimler çarpımı eksi 1 olacak. Bunu bir unutmayalım. Devamında arkadaşlar bakın. Şu B virgül 0 noktası denklemi sağlıyor mu? Evet sağlamak zorunda. Çünkü doğrumuz oradan o noktadan geçiyor. Öyleyse x yerine b, y yerine de 0 yazdığımda, burası ne olacak arkadaşlar? Şu denklemimiz 2b artı c eşittir 0 olacak. Yani 2b eşittir eksi c eşitliğini buluyorum. Bu elimizde bir dursun. Devamında arkadaşlar, demiştik ki eğimler çarpımı eksi 1 olmalı. Şimdi şu denklemimizde eğimler çarp eğimi bulmak için x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı, ama katsayısı da eksi olacak, eksi 2 bölü a olacaktır. Bunun eğimini bulduk. M1 diyelim. Diğer doğrumuzun eğimini de şöyle bulacağız. Hatırlarsanız y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 yani y'ler farkı bölü x'ler farkı bize eğimi verecekti. O zaman biz burada uygulayalım. a eksi 0 diyorum. O zaman pay kısmı a oldu bölü. 1 eksi b diyorum. 1 eksi b. Bunun eğimi de m2 olsun. Öyleyse değerli arkadaşlarım. Şimdi M2 ile M1'i çarptığımda bu doğrular dik kesiştiği için eğimler çarpımı eksi 1 olacak. Hemen yazalım. O zaman A bölü 1 eksi B ile çarpıyorum. Eksi 2 bölü A'yı eksi 1'e eşit olmalı. Öncelikle şöyle yapalım. Bakın eşitliğin sağındaki eksi ile soldaki çarpım durumundaki eksi birbirini götürsün. A'lar da birbirini götürsün. İşler dışlar çarpımı yaparsak 2 eşittir. 1 eksi B yapacak. Aynı mantıktan B'yi sol tarafa 2'yi sağ tarafa atarsam B buradan eksi 1 olarak bulunacaktır. Şimdi öncesinde de 2B'yi eksi C'ye eşit olarak bulmuştuk. O zaman B yerine eksi 1 yazdığımda eksi C eksi 2'ye eşit oldu. C de 2 değerine eşit oluyor. Bu yüzden C'yi 2 olarak bulduk. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 34. soruyla devam ediyorum. Dik koordinat düzleminde y eksenini c noktasında kesen ve bir köşesi orijinde olan AOB üçgeni yani mavi ile boyanan üçgen verilmiş. Ayrıca burada bir oran verilmiş arkadaşlar. Diyor ki AC uzunluğunun 3 katı BC uzunluğuna eşit. Demek ki AC uzunluğuna k dersem ben şu uzunluğa BC uzunluğu da 3k olacakmış. Burada bir Thales teoremini hatırlayalım değerli arkadaşlarım. Şimdi 3 tane paralel doğru var. Ve burada 2 doğru bunları kesiyor arkadaşlar. Burada şöyle bir kuralımız vardı. ABCD uzunluğu diyelim. Şimdi A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranına eşitti. Tales teoremi bize onu söylüyordu. O zaman biz burada paralel doğrular oluşturmak için A noktasından x eksenine ve B noktasından x eksenine dikler indirelim. E dikler indirince arkadaşlar bakın Tales Teoremi'ne dönüştü. O zaman buraya da M dersem şurası da 3M olacaktır. Şimdi şuna da dikkat edelim arkadaşlar. Şu iki birime 2 birim verildi. O zaman M dediğim değer aslında 2'dir. Öyleyse ben şuraya 2 dersem şurası da 3 katı 6 olacaktır. Ama yüksekliği de 2 olarak verilmiş ve burada dik üçgen var. İkiz kenar dik üçgen neyi hatırlayacağım? 45, 45, 90. Öyleyse arkadaşlarım şuradaki açı değerlerim de 45 derece, 45 derece oldu. E buradaki açı değerim 90. E demek ki şuradaki dar açıya da bütünler açı olduğu için 45 derece kalacaktır. Şuradaki tepe açımızda yine 45 oldu. Demek ki bu da ikiz kenar dik üçgen. Yani şurası 6 oldu. Hipotenüsleri arkadaşlar. E, kenar Dik kenarların kök 2 katıydı. Demek ki burası da 6 kök 2. Burası da 2 kök 2 oldu. Sorumuza devam edelim. OKB üçgeni. OKB üçgenine baktığımda şu yeşille taradığım bölgeyi söylüyor arkadaşlar. E, burası dik üçgendi. O zaman iki dik kenarı çarparım. İki dik kenarı çarparım. 2'ye bölerim. 6 çarpı 6 bölü 2'den 36 bölü 2 yani 18 olacaktır. Demek ki şu yeşil bölge 18. Mavi de dik kenarlarına dikkat edersem arkadaşlarım. 6 kök 2 ve 2 kök 2. O zaman 6 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2. Şöyle diyelim. Kök 2'ler 2 yapar çarpınca şu 2 ile sadeleşti. Demek ki 6 ile 2'yi çarptım 12. Şimdi son olarak OKB üçgenini 18 olarak bulduk. AOB üçgeni yani mavi alanı 12 olarak bulduk. 18'i 12'ye böldüm. 6 ile sadeleştiğimde 3 bölü 2 yapacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. 35. soruyla devam ediyorum. Soruyu çözmeden önce bir şey hatırlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi yarıçapı R olan bir dairenin alanı pi R kare olacaktır. E ben yarıçapını çapını 2 katına çıkarırsam yani 2R yaparsam dikkat ederseniz R yerine 2R yazacağımdan dolayı pi 2 r'nin karesinden 4 pi r kare olacaktır. Yani yarıçapı 2 katına çıkardığımda alanı dikkat edin arkadaşlar 4 katına çıkıyor. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra soruma tekrar dönüyorum. Sarı, gri, mavi ve pembe renkli yarım daireler çapları çakışacak ve birbirine teğet olacak biçimde aşağıdaki gibi üst üste konulmuş. Devamında gri renkli yarım dairenin çap uzunluğunun pembe renkli yarım dairenin çap uzunluğuna oranı ile sarı renkli yarım dairenin çap uzunluğunun Gri renkli yarım dairenin çap uzunluğuna oranı eşit ve 1 bölü 2 olarak verilmiş. Aslında burada söylemek istediği şey şu. Ben sarının yarı çap uzunluğuna R dersem gri onun 2 katı olacak yani 2R olacaktır. E gri'nin yarı çapı 2R ise pembenin de onun 2 katı yani 4R olacaktır. Çapları çakışık demişti. O zaman pembenin 4R 4R daha tamamı 8R olacaktır değerli arkadaşlar. Şimdi gri'ye 2 demiştik yarı çapına. Sarıya da R. O zaman bunları topladığımda 6R. Şuradaki pembe kısmı da 2R diyebiliriz. Devamında mavinin çap uzunluğuna dikkat ederseniz 6R oldu. Öyleyse değerli arkadaşlar yarı çapı 3R olacaktır. Haydi şimdi başlayalım. Ben sarıya A alana sahip dersem. Biraz önce anlatmıştık. Bunlar orantılıydı. Yarı çapı 2 katına çıkan griye 4A demem gerekiyor. Çünkü 4 katı olacaktı. E şimdi 3R o zaman karesini aldığımda 9R kare olacak ya. Öyleyse sarıya A dediğimde 9R kare de 9A olacak. O zaman şu mavinin tamamı da 9A olacak. E A burada 4A burada 5A. Demek ki şu maviye de 4A kalacak. Bize söylenen mavi renkli görünen bölgenin alanı 40 birim kare. Yani arkadaşlarım 4A'yı 40 olarak vermiş. A'yı da 10 olarak biz buluyoruz. Devamında bakın 8R idi ya. Pembenin tamamı eğer bunlar konulmasaydı. Yani yarı çapı 4R. E, karesini aldığımda 16R kare. O zaman bu da 16A'ya eşit olmalı. Şimdi biz burada maviyi 9A olarak bulmuştuk. Demek ki 16A'dan 9A çıkardığımda şu pembe kısmına 7A olarak buluyorum. Bizden istediği pembe renkli görünen bölgenin alanı. E biz A'yı 10 olarak bulmuştuk. Demek ki 7A 70 olacaktır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 36. soruyla devam ediyorum. Mehmet Bey oğlu Talha'ya bir tablet almış arkadaşlar. Tablette birinci durumda dünya haritası yani ya da dünya diyelim tam teğet olacak şekilde ekranın kenarlarına teğet olacak biçimde duruyormuş. Öyleyse arkadaşlar ben burada çap uzunluğunu çizdiğimde bu çap uzunluğu bize söylenen birinci durumdaki dünya haritasının çapı 2 birim. O zaman 1 bir birim 1 bir birim olarak buluyorum. Demek ki tabletimizin kısa kenarı 2 olacaktır. İkinci durumda yakınlaştırmış ve AB uzunluğu 4,8 birim olarak verilmiş. O zaman burada da yine şöyle yapalım. Merkezden geçen bir çap uzunluğu var ama tam çapı ifade etmiyor bu. E buradan merkezden AB kirişine dik çizdiğimde bunlar iki eşit parçaya bölünür. Ve burası dik olacaktır arkadaşlar. Şimdi yarı çap uzunluğu da şu merkezden B noktasına çizdiğim uzunluk olacaktır. Şimdi ben biliyordum tabletin kısa kenarı 2 birimdi. O zaman bunlar da eşit iki parçaya bölünecek. O zaman bir birim bir birim olacak. 4,8 de AB arası. O zaman burası da 2,4 olmalıdır. Burada bir dik üçgen oluştu. Bunu yeşille gösteriyorum arkadaşlarım. Bana yarıçapı gerekiyor. Yani şu merkezden O merkezinden çizilen OB uzunluğu gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. Şimdi burada Pisagor teoremi uygulayacağım ama 2,4 biraz sıkıntı çıkaracak. O zaman ben şuraya H dersem kenar uzunluklarını 10 ile çarpalım. O zaman şurası 10 birim. Şurası 24 birim gibi olduğunda 5'in 2 katı 12'nin 2 katı yani 13'ün 5, 12, 13 üçgeninde 13'ün 2 katı 26 olacaktır. E ben 10 ile çarptığım için 26 oldu. Demek ki H uzunluğu 2,6 olmalıdır. Şimdi bu da arkadaşlar dikkat ederseniz yine ekranımıza teğet oluyordu. Burada çap çizdiğimde çap uzunluğum 2,6 2,6. Yani değerli arkadaşlar, uzun tabletimizin ekranının uzun kenarı da 2,6'ları topladığımda 5,2 olacaktır. Uzun kenarı 5,2, kısa kenarı 2. Bizden tablet ekranını alanını istiyor. 5,2 ile 2'yi çarptığımda 10,4. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 37. soruyla devam ediyorum. Şimdi iki tane çember verilmiş. Biri mavi biri kırmızı. Maviye dikkat edersek y ekseni ve d1 doğrusu teğet. Kırmızıda da d2 ve x ekseni teğet oluyor. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Açı değerleri bakın eşit parçalara ayrılmış arkadaşlar. Burada şimdi y ekseni ile d1 arasındaki açı iki eş parçaya bölündüğüne göre d2 merkezden geçmek zorunda. Aynı mantıktan D1 de iki eş parçaya böldüğü için açıyı yine D1 doğrusu da merkezden geçmek zorunda kırmızı çemberin. Şimdi ben teğetlere merkezden çizdiğim yarıçap uzunlukları dik olmalıdır arkadaşlar. Yarıçaplar dik olmalı. Aynı şekilde şurada da kırmızıdan çizdiğimde B noktası dik olmalıdır. Şimdi 30 60 90 üçgeni oluştu burada. Şu yeşille gösterdiğim yerde 30 60 90 üçgeni oluştu. Şimdi bize söylenen A noktası 8 kök 3 uzunluğuna sahip. O zaman 60'ın gördüğü kenar 8 kök 3. 30'un gördüğü kenarda 8 olmalı. Öyleyse mavi çemberin yarıçapı 8 birimdir. Devam ettiğimde B noktası da 9 olarak verilmiş. Burada da 30 60 90 üçgeni oluştu. 60'ın karşısı 9'sa o zaman 30'un karşısı 3 kök 3. Öyleyse kırmızının da yarıçapı 3 köküçü oluşturdu. Ben şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlarım. Şunlar dik olduğu için bunları uzattığımda bakın şunu da uzattığımda burada bir dikdörtgen oluşacaktır. Dikdörtgenin kısa kenarı 9 birim uzun kenarda 8 köküç. 3. E, kısa kenar 9 birim olabilmesi için bakın şurada uzunluk 1 birim oldu. Aynı mantıktan uzun kenarda 8 köküç olmalı ama kırmızının yarıçapı 3 köküç. O zaman şurada da 8'den 3 çıkardığına 5 kök 3 uzunluğuna sahip bir kenar oluştu. Öyleyse bakın buradaki üçgeni temsili olarak çiziyorum arkadaşlarım. Şöyle bir üçgen oluştu. Şurası bir birim, şurası dik, şurası da 5 kök 3 uzunluğuna sahip. Benden istediği aslında merkezler arasındaki uzaklık. Yani merkezler arasında uzaklık bu yeni oluşan dik üçgenin hipotenüs uzunluğu. Öyleyse buna x dersem. Pisagor teoremi uyguladığımda x kare eşittir 1'in karesi Artı 5 kök karesi olacaktır. 5 kök karesi 25 çarpı 3'ten 75 yapacaktır. Artı 1. Burası da 76 yapar değerli arkadaşlar. 76 da 4 çarpı 19 demektir. E 4 kökten 2 olarak çıkar. O zaman x uzunluğumu 2 kök 19 olarak bulurum. Doğru cevabımız c şıkkıdır. 38. soruyla devam ediyorum. ABCD dikdörtgeni x ekseni boyunca negatif yönde bir miktar ötelendiğinde dikdörtgenin B köşesi orijine geliyormuş. O zaman tahmini olarak arkadaşlar şöyle bir şey oluşuyormuş. O zaman bunu da şöyle noktaları da yazalım. Şimdi şurası B üssü oluyor. Şurası C üssü oluyor. Burası D üssü. Burası da A üssü. Sonra devamında deniliyor ki elde edilen bu dikdörtgen orijin etrafında negatif yönde. Yani şu yönde bir miktar döndürüldüğünde dikdörtgenin C üssü noktası arkadaşlar ABCD dikdörtgeninin AD kenarı üzerine geliyormuş. O zaman onu da tahmini olarak şöyle bir şekilde çizebiliriz. Bakın döndürüyorum burada. AD kenarı üzerine geliyor. O zaman şöyle bir dikdörtgenimiz şekil alıyor. Ve bu koordinatta arkadaşlarım 6,9 olarak verilmiş. Bakın şurası 6,9'muş. O zaman bakın şurada şimdi biraz daha kalın çizgilerle göstereyim. Burada yeni bir üçgen oluştu. Şurada bir üçgen oluştu. Bakın dikkat edin. Kırmızıyla gösterdim. E burada da oluşan üçgenin şu uzunluk yani 6 birim. Şu uzunlukta da 9 birim olarak verildi koordinattan dolayı. O zaman burası dikti. Ben burada dikten dik öglit oluşturduğumda diklik indirdiğimde şurası 9. Şurası da 6 olacak. Yüksekliği 6 olacak. Demek ki şuraya A uzunluğu dersem. A çarpı 9 eşittir 6'nın karesi öklit uyguladım arkadaşlar. O zaman 9A 36 ise burada A'yı 4 olarak buluyorum. Şu uzunlukta 4 oldu. Şimdi bizden istediği aslında buna göre son durumda elde edilen dikdörtgenin D üssü C üssü. E burası zaten C2 üssü D2 üssü olmuştu. Yani şu noktanın Y ekseni kestiği noktanın ordinatını istiyor. Yani onu bulduk aslında. A artı 9 istiyor. A da 4 olarak bulunmuştu. 9 artı 4 13 olarak bulunur. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 39. soruyla devam ediyorum. Birinci şekilde kare dik prizma verilmiş. İkincisinde de arkadaşlar buzdolabını çıkarabilmek için iki yüzeyini açmışlar. Şimdi burada kare dik prizma dediği için öncelikle kenar uzunluklarına xx diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi açtığında da şunu unutmayalım. AE uzunluğuyla AE üssü uzunluğu eşit olmalı. Yine yükseklikler birbirine hep eşit olmalı. Şimdi E üssü C uzunluğu 13 olarak verilmiş. E ayrıca F üssü F2 üssü uzunluğu da 7 kök 2. Demek ki arkadaşlarım bakın burası dikti. E bunlar da eşit uzunluğa sahipti. Yükseklikten gelmişti. Demek ki 7 kök 2 olacağına göre ikiz kenar dik üçgen. Yani bunlar da 7 birime 7 birim olmalıdır. Şimdi E üssü C uzunluğu bakın burada bir diklik var. 7 birim bulduk burayı. E şurası da hipotenüs uzunluğu da 13 olarak verildi. Şimdi acaba şurası x'ti. Şurası da x'ti. x artı 7 dik kenarlardan biri. Diğer dik kenarımız da x. E hipotenüsümüz de 13. Acaba 5, 12, 13 üçgenini oluşturur mu diye soruyorum. x yerine 5 yazdığımda evet 5 artı 7'den burası da 12. 5, 13 üçgenini oluşturdu. Demek ki arkadaşlarım şu kare dik prizmanın ayrıtlarından biri 5 birim oldu. Şimdi bizden istediği birinci şekilde kutunun yüzey alanı. O zaman bulduğum değerleri yazayım. Yüksekliği 7 birim olarak bulmuştum. Karenin kenar uzunluklarında 5 birim. Öyleyse alt taban ve üst taban. 5 kere 5 25. O zaman burası da 25. Şimdi yanal yüzeylerden birini bulsam. 4 ile çarpsam yeterli. E, yüksekliği 7. Kenar uzunun diğeri de 5. 5 kere 7 35. E, bundan 4 tane var. O zaman 4 ile çarptığımda bu da 2 tanesi 70. 2 tanesi daha 140 yapacaktır. 140. Alt taban üst tabanda topladım 50. 140 artı 50'den. 190 olarak buluyorum. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 40. soru yani son soruma geldim. Soruyu çözmeden önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, şimdi bir tane üçgen. Tabana paralel bir kenar çizdiğimde iki üçgene ayrılmış olsun. Bu kenarları da iki eş parçaya böldüğümü varsayarsam. Şimdi buradaki benzerlik oranım K'ya 2K. Yani 1'e 2 olacaktır. Ama ben bunları alana dönüştürürsem. Şimdi uzunluk birinci boyuttur. Alan ikinci boyuttur. O zaman 1'e 2 benzerlik oranı alan ikinci boyut olduğu için karesini aldığımda 1'e 4 olacaktır. Öyleyse arkadaşlar şurada küçük üçgenime A dersem büyük üçgen bunun 4 katı yani 4A olacak. Öyleyse buraya da 3A kalacaktır. Ben bunu hacme çevirirsem yani 3. boyuta alırsam arkadaşlar o zaman bu da 1/2 bölü 3. boyut yani hacme çevirdim 1'e 8 oranında olacaktır. Öyleyse arkadaşlar yukarıdaki cismime hacmine V dersem Tamamı 8V olacağı için aşağıya da 7V kalacaktır. Şimdi bize söylenen konu biçimindeki kabın silindir biçimindeki kabın dışında kalan kısmının hacmi içinde kalan kısmının hacminin 7 katıdır diyor. Öyleyse arkadaşlar şuraya V dersem içeride 7V'lik kısmı dışarıda 7V'lik kısmı kalmış. Şimdi 1'e 8 oranını sağlıyor. Demek ki burada eşit uzunluğa sahip olmalıdır. Şimdi ben devamında şunu silindiri iki parçaya bölsem. Tam buradan bakın kestiğimi düşünün. Şimdi burada da arkadaşlar koninin sivri kısmının içeride V kısımlık hacmi kaldı. O zaman şuradaki boşluk da bunun 2 katı olacak. Yani 2V. Öyleyse bakın silindirin buradaki hacmi 2V V daha 3V'lik oluşturacak. Dikkat edilirse başta demiştik ki hacimleri birbirine eşit. Ben şimdi dik dairesel koniyi 7V V daha 8V olarak kabul etmiştim. Öyleyse arkadaşlar bu silindirin hacmi de 8V olmalı. Ama ben şu kısma 3V dedim. O zaman geriye de 5V'lik kısmı kalacaktır. Şimdi 5 uzunluk 5V'yi anlatıyor. O zaman değerli arkadaşlar şurada hemen temizleyelim. Dikkat edin. Burayı da 3V'lik bulmuştuk. Hemen şurayı düzenleyelim. 3V'lik bulmuştuk. O zaman şu uzunlukta 3 olmalıdır. Biraz önce ne dedik? Bunlar eşit iki parçaya bölünmüştü. O zaman yükseklik birinci boyut. Yani 1'e 2 oran var. O zaman burası 3 ise tamamı 6 olmalı. Öyleyse buraya da 3 kaldı. Şimdi bizden x uzunluğunu istiyor. x uzunluğu 3 artı 3 artı 5'ten 6 artı 5 11 olarak bulunur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Bu şekilde AYT Türkiye Genel denememizin çözümlerini bitirmiş olduk. Bir dahaki denemede sizlerle görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs>